Nostradamus'u çok tanıyoruz. Biraz sonra sıralayacaklarımızı da ismini biliyoruz. Ama öyle kahinler ve öyle kehanetleri var ki Allah Allah dediniz Evet, yani. evet, Ortalık evet, evet. yıkılır. Kim bunlar? Neler mesela? Örneğin. Yani bunların en başında gelen benim İngiltere'de evine, mağarasına gittiğim, şatosunu bulduğum, bütün kaynakları gözümle gördüğüm ve incelediğim Agatha Soytil ya da popüler adıyla Shiptonana. Mother Shipton dedikleri kadar. İngilizce bu. Bu kadıncağız. Hemen göstereyim. Bu bir tabii yapma resim. Olsun gösterelim. Onun da varoluş hikayesi, yani doğuş hikayesi inanılmazdı. Koca bir kitap bu. Hayatı bu kadının da. Sıradan bir kadın. Annesi babası belli olmayan bir İskoç kadını. Çocukluğu karanlık, şeytani bir varlıkla ilişkiye girdiği anlatılıyor falan falan falan. Bir sürü şey, hikaye. Allah Allah. Ne olmuş peki sonra? Bu kadın falcılığa başladı diye inanılmış ve sonra o yaşadığı kasabada büyücü, falcı, cadı gibi şeylerle ün kazanmış. O zaman İngiltere'sinde Şifa bahsettiğimiz sınırındaki. 1500'lü yıllardan bahsediyorum. Dönemin hatta başbakanı, İngiltere başbakanı, o zaman başbakan derken şeyi kastediyorum tabii siz. Bildiğimiz anlamda başbakan değil, kralın şeyi, baş adamı. Buna kızmış, yakın bu kadını demiş. Ha, cadı avı var çünkü Cadı o arada var. İngiltere'de. Hatta bizzat Kardinal Wolsey diye bir adam, bizzat yakmak için yola çıkmış, kendisi yakacağım diye. Londra'dan yola çıkıp Knaresborough denen bu adamın kızın kasabasına gelirken bunu duymuş Shipton'a ve demiş ki beni yakamayacak çünkü buraya ulaşamayacak demiş. Beni yakamayacak Yakamayacak çünkü. çünkü buraya ulaşamayacak demiş. Ama yaktılar. Shipton'u neyi? Yakmadılar Yok, mı? bunlar. Hangisini yakmışlardı? Bir dakika, ben şimdi Shipton'un anayla ilgili Jandark notlarımı yaktılar. bulamadım da bir türlü. Tamam, devam edin lütfen. Shipton ve Kardinal Wolsey gelirken yolda mola veriyor, dinleneyim derken orada kalp krizine ölüyor. Şimdi ben bu kadının yazdırdığı şeyleri sonra bir İngiliz Lord'u bunları kağıda geçirmiş. El yazmaları var. Bunun orijinal kopyaları Güney Galler'de Mitchell Eyal Kütüphanesi diye bir yer var. Orada duruyor. İyi de bir kısmı çalındı sonra bunların. Daha sonra Londra'da giderseniz Sewage Cottage Library diye bir yer var. Bir kütüphane var. Orada bunları görürsünüz. Şöyle parşömen rulolar halinde. Büyük kavanozun içinde duruyor bunlar. Şimdi buradan 3-5 şey okuyacağım size. Bu kadın ne yazmış? Ne Bu yazdı? kadın geleceği anlatmış. Şimdi şöyle bir şey. Benim notlarımda teyit ediyorum. Çünkü farklı farklı bilgiler var. Kendi ölümüyle ilgili şöyle bir söyleminden Doğru. bahsediliyor. Büyücü olduğu iddiasıyla yakılarak öldürülüyor Yok diye ya, not yok. düşmüşüm. Demek öldürülmüyor. Tamam, orada base yok. Ama şöyle bir iddiası var. Vücudum yanacak, yanıp kül olacak ama ruhum serbest kalacak. Böyle bir Sembol. söylemi var mı? Sembol. Sembol. Bu ne isim geliyor peki? Sembol. Bedenin yani ortadan kalkacağını, bedeninden kurtulacağını anlatmış. Bu, yani bu bedenden kurtulacağım. Yanacak derken yanma değil o kelime. Orijinalinde yani. Yok olma gibi bir şey o. Yani bedenimden kurtulmam lazım diye yaklaşıyor. Bu önemli değil. Zaten doğum tarihini ve gününü saatine kadar söylemiş. İyi kahinlerin hepsi bunu yapıyor. Evet. Çok ilginç. Öyle mi, çok iyi biliyorlar. Nostradamus'ta var. Keyes'de var. Bravo. Keyes'i de Shiptonana'da var. Bravo, çok iyi. Baba Hep böyle. Vanga için de bunu söylüyorlar ama At abinin dediğine %100 katılıyorum. Baba Vanga yani çok konuşulan fakat Bir Bulgar hükümetinin operasyon, turizm hayır sembolü turizm için değil. Bakın Hitler'i bile kullanmışlar Baba Vanga'yı olmuştur. ziyaret etti Mümkün gibi. değil. Tabii Hitler'in Zamanlaması. gitme şansı yok. Olamaz öyle bir şey ya. Tabii. Hitler ne zaman yaşadı? O kadın neredeydi? Bir de şey, bu sayede inanılmaz gezegen çapında Bulgaristan adı geçti. Tabii. Daha sonra Ruslar çok kullanıyor. Okuyayım mı ben size Tabii. birkaç Shipton'un kehaneti? Lütfen. Hı? Lütfen. 15. yüzyılda yazılmış bir şey okuyorum. Tamam. Atsız arabalar gidecek. Dünyanın çevresinde insanların düşünceleri uçacak. İnsanlar suyun altında yürüyecek. İnternete falan diyor yani. Düşünceler uçuşuyor. Suyun altında gezecekler, uyuyacaklar, konuşacaklar. İnsan havada görülecek. Suda demir yüzecek, tahta kadar kolayca. Henüz bilinmeyen topraklarda altın da akacak. At abi bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Bunu söyledin ya insan havada görünecek. Hı. Burada beyaz, yeşil ve siyah diyor. Evet.
Yani şey bakıyorum, hani o uydular mı uzay araçlarının üstteki evet. Yazılar. Yazılar mı? Renkli yazılar, evet. Onları görmüş. Çok şiddetli geçimsizlik olduğunda Avrupa'da İngiltere, Fransa bir olacaklar. İki savaşta da oldular. İnsan akıntının altında yürüyecek. O harika günler uzak değil. Kadınlar bir çılgınlığı benimseyecek. Erkek gibi giyilecekler, pantolon giyecekler. Tek saçlarını, doğru kehanet bu. Saçlarını keserek bukle yapacaklar. Ha. Bacakları ayrılmış gezecekler. Kasları pirinçle kaplı, büyücüler gibi süpürge sopasına binecekler. Bisiklete binecekler. İnsanlar kuşlar gibi uçacak. Aşk ölecek, evlilik sona erecek. Uluslar azalacak, bebekler azalacak. Kürtacı bahsediyor resmen. Kadınlar köpek ve kedileri çok sevecek, okuyacaklar. Bir de petçi miydi, neydi? Resimler canlı gibi özgür hareket edecek. Tekneler balık gibi yüzecek. İnsanlar uçacak. Bunları ben orijinal metinden okudum. Daha bu çok uzun bunlar. Bir de bundan sonrası var. Çok hayata dair değil mi? Tabii. Şöyle öleceğiz, böyle. Nostradamus falan gibi de şey de değil, karmaşık falan da değil. Çok net, çok açık yazmış kadın.